Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dokusu harika, lezzeti şahane, çok güzel bir limonlu kek yapacağız. Bu kek tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, kekimizin yapımına geçmeden önce kalıbımızı hazırlayarak başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ben döküm bir kek kalıbı kullandım ve şimdi bir fırça yardımıyla kalıbın her yerini tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Evet, kalıbın her yerini güzelce yağladım ve şimdi üzerine biraz un serpiyorum. Ve kalıbı sallayarak unun her yere eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Daha sonra kalıbı ters çevirerek fazla ununu boşaltıyorum. Ve kalıbımız hazır. Şimdilik bir kenara alıyorum. Evet şimdi kekimiz için temiz ve kuru bir karıştırma kabına oda ısısındaki 4 tane yumurtanın aklarını alıyorum. Yumurtaların oda ısısında olmasına çok dikkat edin lütfen. Ben genellikle yumurtaları bir gece önceden buzdolabından çıkartıyorum. Evet yumurta aklarının üzerine çok az yani bir çimdik tuz ilave ettim. Ve birkaç saniye mikserin düşük devrinde daha sonra mikserin devrini yükselterek videoda gördüğünüz gibi köpük kıvamına gelene kadar çırpmaya başlıyorum ve 1-2 dakika içerisinde istediğim kıvama geldi ve çırpma işlemini bırakıyorum. Şimdi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi kabımı ters çeviriyorum ve yumurta akları kaptan ayrılmıyor. Yumurta aklarımız hazır. Şimdilik bir kenara alıyorum ve mikser uçlarını yıkadıktan sonra başka bir karıştırma kabına ayırmış olduğum yumurta sarılarını alıyorum. ve üzerine 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Daha sonra mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılana kadar çırpmaya başlıyorum. Ve videoda gördüğünüz gibi rengi iyice açıldıktan sonra içerisine yine 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı oda ısısındaki sütü ilave ediyorum. Bir tane limon kabuğu rendesi ekledikten sonra mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra yine 250 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek ilave ediyorum. Kuru malzemeleri eledikten sonra bir tane limonun suyunu ekliyorum ve mikserin düşük devrinde kısa bir süre sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra artık mikseri bırakıyorum ve spatula ile kenarlarını şöyle bir toparlıyorum. Ve hazırlamış olduğum yumurta aklarını alıyorum. Şimdi yumurta akını 3 seferde karışıma ilave ediyorum ve aynen videoda gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya doğru yavaşça karıştırarak karışıma yediriyorum. Bu arada fırınımı alt üst 170 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken son yumurta aklarını da ekledim ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Evet homojen bir kıvama geldikten sonra kek harcımız hazır ve şimdi kalıba boşaltıyorum. üzerini düzeltip kalıbı birkaç kez tezgaha vurduktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kek benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişti. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek kürdan testi yapıp kürdanınız temiz çıktığında fırından alabilirsiniz. Keki fırından çıkarttıktan sonra 15-20 dakika kadar bekledim. Ve kek alındıktan sonra videoda gördüğünüz gibi üzerine bir tabak kapatarak ters çeviriyorum. Ve kolaylıkla kalıbından çıkartıyorum. Şu an buram buram limon kokuyor. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Dokusunu ise hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum ve belirtmek istiyorum ki az önce de söylediğim gibi buram buram limon kokan, dokusu ve lezzeti şahane olan harika bir kek oldu gerçekten. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. O yüzden bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haber haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.